Arkadaşlar merhabalar. Yıldızlı yorum soruları serisine devam ediyoruz. Bugün sizlere iki tane polinom sorusu çözeceğim. Orijinal AYT matematik kitabından olacak sorularımız. Vakit kaybetmeden hemen başlayalım arkadaşlar. Umarım faydalı olur. Katsayıları rakamlardan oluşan sıfırlarından biri eksi 3 bölü 2 olan ikinci dereceden polinomların kümesi kaç elemandır diyor. Bakın katsayılar ne olacakmış? Rakamlardan oluşacakmış arkadaşlar. Anlaştık. Polinomun sıfırlarından bir demek ne demek? Aslında köklerinden bahsediyor. Değil mi? Şimdi kökleri diyorsa arkadaşlar, yani ben bu x'ten bahsediyor değil mi? Yani x değerimiz eksi 3 bölü 2. O zaman ben bunu x artı 3 bölü 2 eşittir 0 şeklinde düşünüp. Şimdi bir de arkadaşlar rakamlardan oluşacak ya. Burada şimdi rasyonel bir ifade var. Ben bunun olmasını istemiyorum. Rasyonel sayılarla uğraşmak istemiyorum. O yüzden ben bu denklemi 2 ile çarpıp 2x artı 3 eşittir 0 demiş olsam yukarıdakiyle aynı şey söylemiş olurum. Yani buradan x'i eksi 3 bölü 2 bulduğum gibi buradan da x'i eksi 3 bölü 2 olurum. Bulurum. Haliyle ben px polinomunu oluşturacak olursam 2x artı 3 şeklinde benim bir çarpanım olmak zorunda. Değil mi? Şimdi arkadaşlar diğer çarpanım, yani şimdi birinci dereceden oldu. Ben ikinci dereceden olmasını istiyorum ya. Burada bir x terim daha olması lazım. Değil mi? X artı k gibi bir ifade olmuş olsun arkadaşlar. Hatta bunun katsayısını da bilmediğim için ne diyeyim buna da? A diyeyim. Ax artı k şeklinde bir çarpanın olması gerekiyor. Şimdi açalım arkadaşlar. Şunu dağıtalım. Dağıttığımız zaman 2ax kare artı ne olacak? 2kx artı 3ax artı 3k olacak. Şunları ortak paranteze alalım. Ortak paranteze aldığım zaman 2ax kare artı 2k artı 3ax olacak artı 3k olacak arkadaşlar. Şu anda ben katsayıları ne yapacağım? Katsayıları ne yapacağız arkadaşlar? Rakam yapacağız değil mi? Buradaki katsayılarımız ne? Bakın x karenin katsayısı 2a. X'in katsayısı 2k artı 3a. Bir de sabit terimiz var 3k. Haliyle arkadaşlar ben bütün alternatifleri değerlendirmek adına a'ları ve k'ları bir kenara not edeyim. Bakın temel kavramlarda bile biz bu işi çok kullanıyoruz arkadaşlar. Bazen oluyor ya hangisi her zaman doğrudur, yanlıştır falan diye. Burada arada değer atlamamak adına hep tablo şeklinde yapmayı tavsiye ediyorum. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar şu A'dan bir başlayalım. A burada ne olabilir? Rakam olacak ki A 0 olabilir mi? Normal şartlar altında bak şurası için olabilir ama burası için olmaz. Niye? Ben A'ya 0 dediğim zaman arkadaşlar x kare ne olacak? Gitmiş olacak. Haliyle bu ikinci dereceden olmaz. Tamam mı? Ben ama ikinci dereceden olmasını istiyorum. O yüzden a 1 olur, 2 olur, 3 olur. Da şuraya yazalım. 1 olur, 2 olur, 3 olur, 4 olur, 5 olur mu arkadaşlar? 5 olsa 10 olur, rakam olmaz. Değil mi? En fazla 4 olacak. Şimdi değerlendirelim neyi? 2k artı 3a. Şimdi arkadaşlar ben buraya a'ya 1 verdiğim zaman, bak a'ya 1 verdiğim zaman ne olacak? Burası 3 olacak. Değil mi? Haliyle ben k'ya ne verebilirim arkadaşlar? K'ya negatif değerler verebilir miyim? Bak normalde ben şimdi burada k'ya eksi 1 demiş olsam, a'ya da 1 demiş olsam 3 eksi 2'den bunun x'in katsayısı ne çıkar arkadaşlar? 1 çıkar. Bir rakam mı? Rakam. Ama ben k'ya eksi 1 dediğim zaman burası eksi 3 olur, burası rakam olmaz. Anlaştık mı? O yüzden k en düşük ne olacak? 0 olacak. K 0 olabilir. Bakın k'ya 1 demiş olsam burası 2, a'ya 1, a 1 koşulu altında konuşuyoruz zaten. Burası 3 ne yapar? 5 yapar. K 2 desek arkadaşlar 2 kere 2 4, 4 3 daha 7 yapar. Bu da rakam. Bu da rakam. K'ya 4 demiş olsam arkadaşlar 4 kere 2 bak burası 8 yapar. A'ya da 1 demiştim. 8 artı 3'ten ne gelecek? 11 gelecek. 11 rakam değil. Demek ki K'ya 4 veremiyorum. Demek ki A'nın 1 olma koşulunda arkadaşlar K'ya 4 tane ne verebildik? Değer verebilmiş olduk. 4 tane. Şimdi A'nın 2 olduğu duruma bakalım arkadaşlar. A 2 için. A 2 olduğu zaman haliyle burası ne olacak arkadaşlar? 6 olmuş olacak. Değil mi? Evet. O zaman arkadaşlar K 0 diyebilir miyim? K 0 olduğu zaman 6 artı 0'dan bir problem yok arkadaşlar. Evet. Zaten K 0 olduğu zaman burası için de bir problem yok. K'ya 1 dediğim zaman arkadaşlar burası ne olacak? 2. 6 artı 2'den ne gelecek? 8. Yine rakam. Bir problem yok. K'ya 2 dediğim zaman burası 4 olacak. 4 artı 6'dan 10 gelmiş olacak. Rakam olmayacak. Demek ki K 3 de olamıyor arkadaşlar. Buna da verebileceğimiz sayıları verdik. Buradan kaç tane geldi? A'ya 2 verdiğimiz durumda 3 tane geldi.
Başka var mı? A'nın 3 olduğu durumda arkadaşlar. A'nın 3 olduğu durumda. Hatta biz buraya 2'yi de alamadık değil mi? 2'yi alabildik mi? Şimdi buraya 2 verdiğim zaman 6 oldu. K'ya 2 dediğim zaman 4 oldu. Bak burası da olmadı. Tamam. Ama hata yapmayalım burada. Evet. K 3 olduğu durumda arkadaşlar. A'nın 3 olduğu durumda bakın burası ne olacak? A 3 olduğu zaman burası 9 olacak. K buradan sadece 0 alabilir. Değil mi? Sadece 0 alır arkadaşlar. Zaten K'ya ben 1 dediğim zaman 9 artı 2'den 11 gelecek. Rakam olmayacak. Buradan da kaç tane? Bir tane gelmiş oldu. Şurayı da düzeltmemiz lazım. Tabii 2 tane oldu değil mi? Burası. Toplamda arkadaşlar 4, 2 daha 6, bir daha 7 tane arkadaşlar biz ne yazabiliyormuşuz? Polinom yazabiliyormuşuz bu şekilde. Tamam. Doğru cevabımız B şıkkı. Gelelim diğer sorumuza. A kümesi verilmiş 4 elemanlı. Px ve Qx polinomları 3. dereceden en yüksek dereceli terimin katsayısı 1 olan birer polinomdur. 3. derecenin olacak. Baş katsayı da 1 olacakmış. Bunu diyor. Px polinomunun sıfırlarından oluşan. Ne demek yani? Köklerinden oluşan küme B. Qx polinomunun sıfırlarından oluşan küme C olmak üzere. B'nin eleman sayısı da A'nın eleman sayısı neymiş arkadaşlar? 3'müş. B ile C'yi birleştirdiğim zaman da A kümesini verecekmiş. O zaman benim haliyle yani A, B ve C kümeleri 1, 2, 3, 4'ten oluşmak zorunda. Ben B veya C'ye herhangi birine bu 1, 2, 3, 4'ün dışında başka bir eleman vermiş olsam arkadaşlar. O zaman A kümesini elde edemem. Yani ne olacak? Arkadaşlar şöyle Px polinomunu oluşturacak olursam ben baş katsayısı 1 ya. Şimdi köklerinden bahsediyoruz biz, değil mi? Kökleri şu A kümesinin elemanlarından biri olacak. 3 tane olacak 3. dereceden olduğundan dolayı. X eksi A diyelim. X eksi B diyelim. X eksi C diyelim. Qx polinomunda da arkadaşlar bu da baş katsayısı 1 olacağından dolayı X eksi E diyelim. X eksi ne diyelim? F diyelim. X eksi hadi K diyelim. Şimdi ne olacak arkadaşlar? Dediğimiz gibi bu 3 tane eleman A kümesinden oluşmak zorunda. Ben şimdi P5 eksi Q eksi 1'in en çok olmasını istiyorum ya. Haliyle o zaman benim P5'in maksimum olması lazım. Q eksi 1 de minimum olsun ki arkadaşlar farklarını aldığım zaman sonucumuz en çok çıksın. Ben x gördüğüm yere burada 5 yazacaksam, bak 5 yazacaksam. Burada bir de çıkarma işlemi var değil mi arkadaşlar? Ben A, B, C'yi bu A kümesi içerisinden yani şu 1, 2, 3, 4'ten hangisini seçersem maksimum sonuç sağlarım. Bakın mesela A'ya 1 dersem mi daha büyük sonuç sağlarım? Mesela A'ya 2 dersem mi? Bak 1 dediğim zaman burası 4 gelir, 2 dediğim zaman burası 3 gelir. Arkadaşlar ben büyük olmasını istediğimden dolayı demek ki benim burada A, B, C'yi küçük seçmem lazım. Küçük seçebileceğim de zaten A kümesinde hangi sayılar var? 1 var, değil mi? 2 var, 3 var. A, B, C'yi ben bu şekilde seçtim. Bu şekilde seçtiğim zaman kaç oldu? Bak burası 4 oldu, burası 3 oldu, burası da ne oldu? 2 mi olmuş oldu arkadaşlar? 4 çarpı 3, 12. 12 çarpı 2'den de 24 gelmiş oldu. Anlaştık. QX için de konuşacak olursak arkadaşlar, QX için de bakın ben QX yerine ne vereceğim? Eksi 1 vereceğim. Değil mi? Eksi 1 vereceğim. Ben Q polinomunun en az olmasını istiyorum ya. Haliyle benim bu E'ye ne vermem lazım? A kümesi içerisinden en büyük sayıyı vermem lazım. Niye? Bakın bir tane deneyelim. Burası 4 verdiğim zaman eksi 1 eksi 4'ten eksi 5 gelecek. Ama 4 değil de ben buraya 1 deseydim arkadaşlar. Bakın 1 deseydim ne olacaktı? Burası eksi 2 olacaktı. Eksi 2 olacaktı. Ben Q kümesine en az olmasını istiyorum ya. O yüzden ne bakın arkadaşlar. 4 verdiğim zaman en küçük oluyor. Tamam mı? Burada 4 verdim. Burada da arkadaşlar eksi 1, eksi 3 vereyim. Burada da eksi 1, eksi 2 vereyim. En büyük verebileceğim küme. Bunlar oldu arkadaşlar. Burası da ne oldu? Eksi 5 çarpı eksi 4 çarpı eksi 3 oldu. Buradan da ne geldi? Eksi 60. Şimdi bütün kriterleri ben sağladım mı? Bakalım. Şimdi ben arkadaşlar Px ve Qx polinomlarının kökleri bu A kümesinden birisi olmak zorundaydı. Niye? Çünkü B ile C'yi birleştirdiğim zaman A kümesini oluşturacaktı arkadaşlar. Evet. Şimdi B ve C kümeleri 3 elemanlı mı? 3 elemanlı. Sıkıntı yok. 3 tane kökü var. A, B, C, E, F, K. Bunlarda da problem yok. Peki B ile C kümesini birleştirdiğim zaman A kümesi yapıyor mu arkadaşlar? Bakın ben A'dan hangileri A, B, C'yi Px polinomu için hangilerini seçtim? A, B, C'yi seçtim ya. A dediğimde 1 seçtim, 2 seçtim, 3 seçtim.
Bakın C kümesi için de 2'yi seçtim, 3'ü seçtim, 4'ü seçtim. Peki ben bunların birleşimini aldığım zaman A kümesini veriyor mu? 1, 2, 3 ve 4. Verdi mi arkadaşlar A kümesini? Verdi. Tamam mı? O yüzden bu değerleri alabilirim. P5 dediğim 24. Q-1 dediğim de -60 arkadaşlar. Bunları çıkardığım zaman da 24 -60'tan ne gelecek? 84 gelecek. Doğru cevabımız C şıkkı. Bakın arkadaşlar, o yüzden her bulduğumuzu böyle direkt şıklarda işaretlemeyelim. Bütün kriterleri sağladık mı, sağladık mı kontrol edelim. Tamam mı? Emin olarak işaretleyelim. Evet, bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.